Hayal. Hayal ne oldu? Bu abuk subuk konuşup seni üzdü kırdı değil mi? Ben onun ağzının payını veririm. Cansel! Gidelim. Söylesene bir, ne yaptı sana bu kız? Hadi gidelim. Ben sana söylemiştim onunla başa çıkamazsın diye. Hadi. Neden hastane değil, karakol değil, cami avlusu bile değil, neden kömür ocağı, neden? Korkmuş Yıldırım. Bu yüzden sorduğunda o hale geldi. Dün gece de çok kötüydü. Konuşmak istemedi, kaçtı, kendini odaya kilitledi. Zor ikna ettim. Korkuyordu, senin vereceğin tepkiden korkuyordu. Pişmandı, utanıyordu. Onu suçlayamam. Karalılar'da kömür ocağı. Orada onun başına ne geldiğini hiçbirimiz bilemeyiz. Belki terk edilmiş bir çocuk olarak bulunamadı. Ya da bir işçi aldı evine gitti. Kabul et Yıldırım. Hiç iyi bir başlangıç olmadı. Ya da daha net söyleyeyim. Pes et. Onu hiçbir zaman bulamayacaksın. Asla pes etmeyeceğim. O köyün evlerinin bütün kapılarını çalacağım, pes etmeyeceğim. Memleketin bütün yurtlarına dolaşacağım, pes etmeyeceğim. Asla pes etmeyeceğim. Beni karıştırma. Ne ararken ne de bulduğunda ben yokum. Ben senin oğlunun hikayesinde yokum Yıldırım. Yokum. Umay Hanım. Elinizde daha uygun bir çocuk yok mu? Bize birkaç gün verirseniz yeterli. Umay Hanım, duyuyor musunuz? O çocuk. O çocuğu kabul ediyorum. Yarın karşıma getirin. Başka çaren yok Umay. Başka çaren yok.
Senin akranın değilim. Baban yaşında adam. Bugüne kadar yaptığın saygısızlıkları sineye çektim. Ne yaşadığını, ne hissettiğini bildiğim için. Alttan aldım, görmezden geldim ama artık yeter. Tek isteğim onunla tanışmak, yüzüne bakmak, gözlerinin içine bakmak, kim olduğunu görmek. Neyi sevdiğini, neyi sevmediğini, neden nefret ettiğini bilmek. Hepsi bu. Hepsi bu. Ona kavuşmaktan başka derdim yok Ümran. Ne oldu? Ne oldu anne, ne oldu? Ne oldu, bir şey mi oldu? Ha? Çok zor artık. Ne zor anne? Zor olan ne? Ne oldu? Artık çok zor. Sen bana bir şey diyeceksin. Bir şey söyleyeceksin değil mi? Ne oldu, ne diyeceksin? O adam değil mi? Hı? Yine o adam. Yanında da o yaşlı cadı. Ne oldu, ne yaptılar sana? Hı? O rahatsızın acısını bir de senden mi çıkardılar? Ya sen gık deme, sen de ben anlıyorum ne olduğunu. Ya çünkü tanıyorum ben, çözdüm onları ya. Kanlarında var. Böyle kendilerinden olmayanı, kendilerine benzemeyeni, böyle böcek gibi ezmek kanlarında var çünkü. O yaşlı cadı değil mi yine? Hı? Sabah böyle oldu, esip güllerken eksik kaldı tabii. Beni kaçırdı, seni yakaladı değil mi? İstediğin kadar sus. Ben anlıyorum ne olduğunu. İstediğin kadar sus anne. Kibirlerinde boğulurlar inşallah. Yani bütün Sanar ailesi inşallah kibirlerinde boğulur. Gel bak, sen hala iyi değilsin. Terliyorsun da şu önünü bir açsan mı artık? Geldik zaten ya. Geldik. Eve girmeden biraz konuşmak ister misin? Ha? Bak arabada da hiçbir şey anlatmadın. Sus pus oturdun. Terbiyesiz sana ne yaptı sen bu hale geldin? Bir şey yapmadım ben ya. Bir şey yapmadım. Sen bir şey yapmadın. O ne yaptı diyorum. Cadı kazını eve gidip bir de odamdan azar işitip... Hayal. Ne oldu sana ya? İyi misin? Betim benzin atmış. Yok. Yok bir şey. Saçmalama Hayal, neyin var? Hayal! Hayal! Ay, yine niye bitirdin şu kapıyı ya? Hayal! Hayal, ne oldu diyorum? Kızım... Niye kilitliyorsun şu kapıyı ya? Hayal.
Ne yapacaksın şimdi Reşat? Şirkete gidip koltuğuna oturup kurbanlık koyun gibi gözlerini kapıya dikip o kadın yanında avukat ordusuyla ne zaman gelip seni koltuğundan kaldıracak diye mi bekleyeceksin? Sonra peki sıra neydi? Evden attı zaten. Başka nelerini kaptıracaksın o kadına Reşat? Cansel. 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 Zaman kazanmam gerekiyordu. Peşimizi bırakmayacaktı. Başka çarem yoktu. Sana söyledim. Boşanana kadar herhangi bir risk alamam dedim. Her şeye sahip olmadan, geleceğimi garantiye almadan herhangi bir risk alamam. Yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim İmran. Reşat'ın ipleri avucumun içinde. Tam her şeye sahip olacakken eğer bir delilik yapacak olursan. Yapacaktım. Biraz önce yapacaktım. Kızımın karşısına geçtim. Bütün o yalanlar zincirlerini kendi ellerimle koparacaktım. Kurtaracaktım. Kızımı kurtaracaktım. Babasını kurtaracaktım. Hatta seni kurtaracaktım. Şeyden vazgeçtim. Kedi anneliğinden bile vazgeçtim. Kızımı kaybetmeyi, anneliğimden vazgeçmeyi bile göze almıştım. Sahilde yaşadığın cinnetti İmran. Nasıl göründüğünü bir görseydin delirmiş gibiydin. Bir gülüyordun, bir ağlıyordun. Kendinde değildin. Ama neyse ki kendindesin şimdi. Bitecekti. Her şey bitecekti bana. Bana bir daha anne demeyecekti. Sen
ne konuştuğunun farkında değilsin. Hala kendinde değilsin Ümran. Anlıyorum seni. Fazla geldi, yoruldun. Gerçeği söylersen her şeyin hallolacağını düşünüyorsun. Babasıyla ömrü boyunca mutlu yaşayacak zannediyorsun. Ama olmayacak Ümran, olmayacak. Her şey tekrar birbirine girecek. Ve sen kaybedeceksin. Sen kaybetmek istemiyorsun Ümran. Sen kızını kaybetmek istemiyorsun. Bir ömür, koca bir ömür o delinin elinde yoklukla, sebaletle, işkenceyle geçti. Sen bir ömrünü çöpe atmak istemiyorsun Ümran. Tamam. Çok üstüne gittim, ben de hatalıyım. Her seferinde seni yıldırımın önüne atmak doğru değildi. Ama bitti. Bitti. Bundan sonra kontrol bende. Kötü bir şey olmayacak. Sadece zaman kazanacağız. Bir tek ben değil, sen de zaman kazanacaksın. Bu süre zarfında karar vermiş olacaksın tam olarak ne istediğine. Bu senin kararın olacak. Yanlış bir hedefin peşinde oyalanacak. Hepsi bu. Onu kandıracaksın. Onu yine kandıracaksın. Onu sahte bir çocuğun peşine takacaksın. Ve ben onun bir yabancı evlat demesinde seyirci mi kalacağım? Hayır. Yabancı kimse yok. Kimseye evladım demeyecek. O zaman kaybedecek. Biz de zaman kazanacağız. Daha fazla ileriye gitmeyeceğim Ümran. Söz veriyorum. Yanlış hedefe kilitlenecek. İştahlı oltaya yüzen balık gibi. Ona attığım yemlerin peşinden gidecek. Oğlunu arayacak. Başka çarem yok. Umay Hanım, biz hazırız. Çocuk da hazır. Yarın sizi bir araya getirebiliriz. Kavuşturmaktan başka çarem yok. Çalışıyor musun Yıldırım? Çocuk yurtları. Sen ne yapıyorsun Yıldırım? Oğlumu arıyorum. Oğlun. Evet. Benim bir oğlum var anne. Onu bulacağım. İğneyle kuyu kazmak gibi yaptım ama artık nereden başlayacağımı biliyorum. Ona hiç olmadığı kadar yaklaştım. Ne diyeceğimi bilemedim. Çok şaşırttın beni. Hiç bunu beklemiyordum. Ama bunu bir konuşmamız gerekmez mi Yıldırım? Ne gibi anne? Yani heyecanını anlıyorum. Söyleyeceklerini yanlış anlama. Ama koca bir hayat. Yabancı olarak. Bize yabancı olarak. Sen bir çocukla karşılaşmayacaksın ki. Sen arkasında bir hayatı yaşamış, bir ilişkiler yaşamış bir adamla karşılaşacaksın. Peki buldun. Sonra ne olacak? Bir baba olarak yapmam gerekenleri yapacağım anne. Ondan sonraki her şeye o genç adam karar verecek.
Gel. Hayal hala odasında. Dikkat çekmeye çalışıyor. İlgilenme. Ya öyle değil. Ya bu sefer gerçekten çok kötü teyze. Ya gördüm. Ya hasta gibiydi. Böyle titriyordu. Babası yüzünden. Yedek anahtar? Yok. Yani o yaşadığımız en son olaydan sonra Zehra abladan almış anahtarı. Tabii. Hobi olarak kendisini odasına kilitlediği için ben ilgileneceğim. Teyze, dün gece kafamız takıldı sana. Yani sormayacağım çünkü anlatmayacaksın biliyorum ama iyisindir herhalde değil mi? Hı hı. Tamam. Ha, bu arada annem de pek iyi değil. Benim yüzümden. Haberim var. Annenle biraz konuştuk. Şu mektup meselesi yüzünden değil mi? Evlerine bastım. İdil yaptı çünkü biliyorum. Ya dayısı, o yaşlıca da hepsi kapı gibi arkasında. Ama annem bana inanmıyor. Yok, kanıtlayamıyorum yani. Bence makul. Nasıl yani? Sen buna inanıyor musun? Niye inanmayayım ki yani? Suyuna madde katacak kadar delirmiş bir kızın o mektupları yazmamış olmasına kim inanır ki? Evet. Evet işte bu. Yok ama anlatamıyorum anneme ya. Ama kanıt lazım tabii. Evet. Ama kanıtlayacağım bir şekilde. Devam et, ben senin arkandayım. Ama akıllı ol. Ortalığı sakın birbirine katma. Ne bulursan mesela... Yeni bir mektup gelirse ya da ne bileyim herhangi bir şey, yani bir kanıt. Ne olursa olsun sadece bana söyle. Tamam. Sessiz ve derinden olman gerekiyor. Sessiz ve derinden. Hayal. Hayal. Hayal, ne oluyor yine? Aç şu kapıyı. Ya bak, bu kilidi söktüreceksin bana Hayal. Hayal! Ay bu kim ya? Ne biçim çaldı kapı? Hayal, gerçekten sıkılmaya başladım artık bu şımarıklıktan. Aç şu kapıyı. Götürecekler beni. Götürecekler, tutuklayacaklar. Allah'ım her şey bitti. Bitti, bütün hayatım bitti. Teyze. Oldu. Ne bakıyorsun suratıma? Cevap ver, kızın nerede? Necat, üstünde kan var, farkındasın değil mi? Ne oluyor Reşat? Üstündeki kanın sebebi nedir? Cansel. Katil mi oldum ben?
Anne. Anne, çok kötü bir şey oldu. Ne olacak şimdi bana? Ne olacak? Tutuklayacaklar mı beni? Ne olacak? Tutuklama falan yok. Hayal, kendine gel lütfen. Ölmedi. Baba. Sen... Bak babanı ne dedi? Ameliyatı başarılı geçmiş. Yoğun bakımdaymış. Hepsi bu. Gerisini biz zaten babanla halledeceğiz. Hadi hayatım, sen şimdi odana git. Biz babanla rahat rahat konuşalım. Hadi kızım, hadi. Kalk. Hadi yavrum. Sen odana git hadi. Tebrik ederim. Bravo. Bravo Reşat. Sonunda kızımızın eline kan da bulaştırdın. Umay. Buna cüret edemezsin. Kızımıza kumpas kurduktan sonra beni suçlamaya cüret edemezsin. Aptalsın. Hala aptalsın ve bütün aptallar gibi başına gelecek her şeyi hak ediyorsun. Tamam Umay. Tamam. Tamam. Bütün hakaretlerine tamam. Ben buraya kavga etmeye gelmedim. Ben buraya kızımız için geldim. Kızımızın başına hiçbir şey gelmeyecek Reşat. O küçük sürüngen gözünü açar açmaz ev kazası geçirdiğini söyleyecek. Anladın mı? Sen de kızımızı satmasın diye elini cebine daha fazla atacaksın. Sen ne yaşadığımızın farkında mısın ya? Ha? Kızım, kızımız katil olabilirdi. Farkında değil misin? Kimin yüzünden? Kimin yüzünden katil olabilirdi acaba Reşat? Pekala Umay. Tamam. Benim hiçbir sözümü dinlemesen. Hiçbir lafımı önemseme, tamam. Senden rica ediyorum. Kızımızla aramıza girme. Umay. Lütfen izin ver. Ne kadar korktuğunu gördün. Bana ihtiyacı var. Onun yanında olmam lazım. İzin ver bana. Hak etmediğin kimsenin yanında olamazsın Reşat. O küçük kafası kırık metresine acil şifalar diliyorum. Kapının yerini biliyorsun. Ya ölürse? Ha? Ya şimdi mesela biz burada konuşurken ya o yoğun bakımda ölürse? Yavrum, yavrum aklına kötü şeyler getirme. Lütfen bak. Bir sakinleşmeye çalışıyorum. Korkunç bir şey oldu, tamam. Sen çok yanlış bir şey yaptın. Şimdi korkuyorsun biliyorum. Tamam, sakin ol. Sakin ol güzelim, tamam mı? Bak bir kere bir daha o kızın yanına bile yanaşmayacaksın. Şimdi derin derin nefes al. Sakin olmaya çalışıyorum. Ölmemiş işte hayal. Bak ölmemiş işte. Şimdi annenle de konuşuruz. Tamam mı? Psikoloğunu ararsın. Onunla konuşursun. İstiyorsan buraya çağırırız. Ona içini dökersin. Anne! 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 Anne doğru söylüyor değil mi babam? Ha? İyileşecek değil mi Cansel? Yoğun bakımda değil mi gerçekten? Hayalcim, sakin ol. Sakin ol. Duydum babanı. Her şey yolunda, yoğun bakımda. Birkaç günde toparlayacak kendini, tamam mı? Şikayet edecek beni. Polisi arayacak, şikayet edecek. Hayır, hayır, hayır. Sen bunları düşünme, olur mu? O iş babanda, baban halledecek onu, tamam mı? Babam nerede? Burada değil. Yani ben görmedim. Gitmiş. Malum. Onun bir hastası var. Rica etsem bize biraz müsaade eder misiniz? Hadi kızım. Gitti yani babam. Beni görmeden, yukarı bile çıkmadan gitti öyle mi? Hayalciğim,
Biliyorsun baban artık bu evde değil. Ama ben varım. Annen var. Ben senin için buradayım. Edemedik ya. Bu hale geleceğini, böyle bir şey yapabileceğini. Ya biz mani olurduk. Ay, gidiyorum dese giderdim peşinden. Of, kabus gibi ya. Ha, bu gece oturup resmen Cansel için dua edeceğim. Şaka gibi yani. Kim bu saatte? Kimse kim, konuşacak hali mi var? Ne yapıyorsun? Ne kadar ayıp kızım. Niye arıyor halam bu saatte? Niye arıyorsa arıyor, ne bileyim ben. Onunla mı konuşacağım şimdi? Tabii ya. Mektup yüzünden arıyor. Ha, bu saatte aradığına göre benzettiler tabii kadını. Neyse, ne yaparlarsa yapsınlar, ben bu mektup işine... Sakın bir daha mektup deme. Yeter. Ya bak, hayal içeride ne halde, git onunla ilgilen. Mektup falan yok. Göreceğiz bakalım. Var mı yok mu? Evet efendim, evet. Karalılar Köyü. Evet, Karalılar. Kömür ocağında bulunmuş bir erkek bebek. Tarih veriyorum. Efendim? Evet, anlıyorum tabii, anlıyorum. Avukat desteği alacağım şüphesiz. Ben gerekli evrakları hazırlıyorum. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Avukat desteği. Doğru mu duydum? Evet anne, doğru duydun. Her şey açıkça ortada duyulacak. Bu işe adımızla, sanımızla katılıyoruz. Duyulacak ve saygınlığımız zedelenecek, öyle mi anne? Rahmetli Profesör Kenan Saner'in, saygıdeğer hanımefendi Rezan Saner'in doktor oğlu Yıldırım Saner, annesinin hiç istemediği torununu arıyor. Merak etme anne, duyulmasına engel olacağım. Ama bunu soyadımız ve saygınlığımız için yapmayacağım. Onu bu yaşa getiren insanları incitmemek için yapacağım. Umay Karay. Sana anne diyebilir miyim?
Ruh hastası odama girmiş, nerede? Hayat Hanım. Ya sen görmedin mi? Budun odama girmiş, nerede? Mektubu odana ben bıraktım. Teyzeniz sabah bulmuş. Bu sefer de kapıya yapıştırmışlar. Annenize değil, size vermemi istedi. Hayat! Şşş! Sakın anneme bir şey söyleme. Hayat! Hayat! Aşağıda mısın? Ay sesini duydum yukarıdan, ödüm patladı. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok yok bir şey. Ben odamın camını açık unutmuşum sabah sabah. Arı girmiş, korktum. Hay Allah! Gel, gel çıkarırım ben. Gel. Yok yok ben zaten su içmeye inmiştim de şimdi birazcık daha yatacağım, deneyeceğim. Ruh hastası. Ruh hastası ya! Seninle konuşma vakti geldi Kevser. Çay bahçesine gel. Benim gibi bir sokak serserisi. Bunu çok merak ediyorum. Acaba ne sebep işledim de karşıma beni milyonlara boğmak isteyen sosyetik bir güzel çıktı. Rakamları değiştirmesek he? Milyonlar söz konusu değil. Uçma o kadar diyorsun. Benimle senli benli konuşmasan diyorum. Niye? Sen benim annem değil misin? En kötü kabusumda bile değilim. Bana bak serseri. Ben senin hayatının fırsatıyım. Ben sana sadece o rüyalarında bile göremeyeceğin kadar çok para değil. Aynı zamanda temiz, güvenli ve lüks bir hayat ve bir aile veriyorum. Aile? O ne? Yeniyor mu? Sen aileyi boş ver ya. Biz para konuşalım. Ben ne zaman ne konuşmak istersem onu konuşuruz. Patron benim. Benim sözümden dışarıya çıkmayacaksın. Eğer bir yaramazlık yapacak olursan verdiğim her kuruşu ciğerinden çıkartırım. Eyvallah. Patron. Kökten çıkan gerçek bir bela. Serserinin teki. Kaybedecek hiçbir şey olmayan gerçek bir asi. Bilmeniz gereken önemli bir şey daha var. Çok önemli bir şey. Şu hakkında öğrendiğim şey. Doğru mu? Umurunda olur mu? Uslu bir çocuk ol ve babanla tanışmayı bekle. Evet, başvuruları bugün yaptım. İlk uçakla geliyor. Bekliyoruz Yıldırım Bey. Çok teşekkür ederim. Evet, doğduğu yerden başlayacağım. Dinliyorum. Beyefendi havaalanı yolunda. Demek başlıyoruz. Yürü bakalım Yıldırım. İpuçlarını takip ederek koluna yürü bakalım. Ne çeviriyorsunuz siz be? Mektuplar havalarda uçuşuyor. Abimin kaç gündür telefonu kapalı. Bir demiyor ki benim bacıma ne oldu. Arada bir para gönderiyordu, onu da kesti. Numara yapma. Bana bak kız, numara yapma dedim sana. Sen gönderiyorsun o mektupları. Ne iş çeviriyorsun arkamdan? Ha? Sen de geldin oraya değil mi? Artık abinle neler planladıysanız geldin, gördün bizi. Şimdi tehdit mektupları yazıyorsun. Bismillah. Ayol abim sabah sağlam hortlamış. Ben ne göreceğim de o mektupları? Tövbe tövbe. Adam gerçekten ölmüş gibi.
sen. Tövbe sen. Sen yaptın. Sen yaptın. Sen yazmadın. Sen abimi öldürdün. Sen yazmıyorsun. Sen Kevser. Kevser. Kevser dur. Ya Kevser. Katilsin sen. Sen katilsin. Abimi öldürdü seni. Bak yapmak zorundaydım. Mecburdum. Bizi öldürecekti. Beni öldürecekti. Umay'ı öldürecekti. Artık bunu bitirmek zorundaydım. Anlıyor musun? Onu durdurmak zorundaydım. Her şeyi, her şeyi bitirmek zorundaydım. Bitti mi artık? Ha? Söyle gerçekten bitti mi? Gerçekten bitti. 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 Bu sefer geri gelmeyecek. Kapıyı açıp ben ölmedim diyemeyecek. Bitti. Kim yazdı mektupları? Kevser değil. Kevser değil. Ya bu kadar rol yapamaz. O bilmiyordu. Şimdi artık öğrendi. Bundan sonra başımıza iş açar mı bilmiyorum. Açamaz. Hadi farz edelim ki başımıza dert açtı. Ne yapacak? Polise mi gidecek? Hadi gitti diyelim ki. Ne diyecek? Benim canım abim hortladı ve ben bunu bile bile aylardır yaşıyorum. Şimdi de karısı onu tekrar öldürdü. Bunu mu söyleyecek? Ha, Kevser değilse kim? Üzülmedi değil mi? Hı? Korktu ama o ruh hastası öldüğü için üzülmedi. O mektupları... Hatta rahatladı. Zaten korkudan, mecburiyetten o psikopata hizmet ediyordu. Bak, onu bile kurtardım, görüyorsun değil mi? Kevser değil diyorum. Ya sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Kim diyorum, kim? Sen umurunda değilmiş gibi davranıyorsun. Bizi kim gördü? Buraya kadar bizi kim takip etti? Geldi bahçeye, kim bu tehdit notlarını bırakıyor? Ya sen hiç mi korkmuyorsun? Sanırım 6 aydır bir delinin tehditleriyle yaşadığım için artık bağışıklık kazanmış olabilirim. Ya nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Biri yakında eve girip... Yakında ortaya çıkar. Er ya da geç o mektupların neden gönderildiği ortaya çıkar. Eninde sonunda o mektuplar nereye bağlanacak belli. Kimse bu para isteyecek. Ben de her zaman olduğu gibi elimi cebime atıp para verip halledeceğim. Ne oldu? Benim paramla kurtulmak hoşuna gitmedi mi? Ay İmran, o ruh hastası öldü. Ama hiçbir şey değişmedi. Hala tehdit altındayız. Ve sen hala bana muhtaçsın. Hiçbir şey değişmedi. Çünkü bazılarının kontrolü kaybetme şansı yoktur. Bazıları ipleri hep elinde tutmak zorundadır. Sevdiklerinin iplerini bile sıkı sıkı tutmak zorundadır. Bazıları hep bir adım önde olmak,
hep ileri gitmek zorundadır. Kimsenin cesaret edemediği kadar ileri. Kimsenin göze alamayacağı tehlikeli oyunları gözü kapalı oynamak zorundadır. Bazılarının gözü karadır. Kalpleri gözlerinden de kara. Kalp gözlerden önce kararır. Bazıları yastığa başını huzurla koyanların asla göze alamayacağı şeyler yapmak zorundadır. Onlar yastığa başını huzurla koyanlardan değildir. Onlar kaybetmeyi bilmez. Onlar her zaman kazanmak zorundadır. Ben onlardanım. Kazanmak zorundayım. Evet. Evet, anlıyorum. Daha farklı bir cevap da almadım aslında. Ben gözden kaçan bir şey varsa diye oraya gelip bizzat arşivinizi taramak isterim. Peki. Anlıyorum elbette, anlıyorum. Sağ ol. Sağ ol. Yine aynı cevap. Olumsuz. Liste uzun. Hani? Daha bakacak çok yer var. Daha ne kadar sürecek? Günün, akşamın birbirine girdi. Bir gün Zonguldak'tasın, ertesi gün Ankara'da. Kendini bir hiç için nasıl hırpalıyorsun? Hiç mi? Hiç. Öyle mi anne? 10 gündür. Her sabahın körü senin şu kapıdan umutla çıktığını... ve akşam gece yarısı elinde bir hiçle döndüğünü görüyorum. Sen bu Türkiye'yi karış karış arasan da o çocuğu bulamayacaksın. Kabul et artık. Belki de evlat edinildi. Belki de o karış karış aradığın yurtlarda kaydı bile yok. Belki de anne baba dediği birileriyle mutlu bir hayat yaşıyor. Belki de dünyanın bir ucunda. Efendim? Yıldırım Saner. Benim? Oğlunuzla ilgili yaptığınız başvuru için arıyorum. Dinliyorum. Yıldırım Bey, kayıtlarımızda verdiğiniz bilgilerle örtüşen bir gencimiz var. Evet. Balık oltada. Hazır ol. Baban yolda. Evet. Anladım. Peki. Teşekkür ederim. Ne oldu? Nereye gidiyorsun Yıldırım? Onu buldum anne. Oğlum. Sen sadece bilgileri örtüşen birini buldun. Kim olduğunu bilmiyorsun. Anne, Karalılar köyünde
Aynı kömür ocağında doğumu kayda geçirilmiş bir erkek bebek kimi bulduğumu biliyorum. Mantıklı ol. Mantıksız hareket ediyorsun. Bir telefonla bir günde hani nasıl emin olacaksın? Sen doktorsun. Bir babalık testi falan yok mu oğlum? Anne, aynı köy, aynı gün, aynı kömür ocağında kaç erkek bebek doğabilir? Duygusal davranıyorsun. Senin kalkıp da gideceğin, gidip alacağın bir kedi yavrusu değil, bir küçük çocuk da değil. Arkasında koca bir ömür olan yetişkin birine gidiyorsun. Kimdir, nedir, nasıl yaşamıştır, neler görmüştür, neye dönüşmüştür bilmiyorsun, tanımıyorsun. Tanışacağım anne. Şimdi gidip tanışacağım. Ya anne mi sandım ya? Hayal. Cansel bugün taburcu oluyor. Tamam hadi rahatla artık. Bak şikayet falan da yok. Hı hı. Otur şuraya, otur derin bir nefes al. Şu telefonu da aç artık Hayal, lütfen. Kızım ben her gece kabus görüyorum ya. Bak halan aradı beni kaç kez. Viyana'daymış, bugün de dönüyormuş Hayal. Sana da babana da ulaşamıyor kadın. Beni arıyor, ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Aç artık şu telefonunu ya. Sen yine mi bunlarla uğraşıyorsun ya? Aynen. Yeni hobim oldu artık bunlar benim. Hayır ben anlamıyorum. Bunları teyzemden saklayıp ne elde edeceksin ki? Yani bitti sanıyor. Kafası rahat. Tedirgin değil, gözü üstümde değil. Gözü üstümde değil ne demek? Bir şey mi yaptın ki? Bir şey yapmadım. Ama yapacağım. Ya Kevser, öküz öldü, ortaklık bitti. Şimdi bu sosyetik hepten bakmaz suratıma. Ah aptal kafam, ben o gömüyü nasıl bulamadım? Bir hizmetçi maaşına kaldım burada. Arayayım, sorun da yok. Ay güzeller güzeli yeğenim halasını mı ararmış? Senden bir şey isteyeceğim hala. Bak hayatımda ilk kez yeğenin olarak senden bir şey isteyeceğim. Vallahi bende 5 kuruş para yok. Ya para değil. Ben sana paranı vereceğim. Para mı vereceksin? Vallaha mı? Bak sen benim istediğimi yap. Ben teyzemden alıp sana parayı vereceğim, tamam mı? Tabii yardım ederim. Hiç yeğenim ister de halacı yapmaz mı? Beni eve sokacaksın. Bak kimse yokken beni o kızın odasına sokacaksın. Tamam mı? Hayat sen delirdin mi? Ya en son o kızın evine gidip hesap sorduğunda başına ne geldi hatırlıyorsun değil mi? Ya nasıl bunalımlardan bunalımlara girdin, nasıl ağladın? Sen geldin kendin anlattın bana bunları. Şimdi gizli gizli kızın odasına mı gireceksin? Ya yakalanırsan? Ben yakalanmayacağım. Ama yakalayacağım. Ve aradım bulacağım. Bak bilgisayarını kartuştan yazıcısının kağıdına kadar hepsini inceleteceğim. Tamam mı? Ve bana inanmayan herkes, o benim köpek gibi ezen odamın gözüne sokacağım bunları. Hadi bakalım. Korkma. Geçmiş olsuna geldim. Yani. Dilin kızıma uzanmadığı sürece benden korkma. Kızını üstüme sen saldın. Bana haksızlık etme. Eğer ben salmış olsaydım şimdi ölmüştü. Doktorla konuştum akşama... Hmm.
işin var burada? Senin yapamadığını yapmaya geldim Reşat'cığım. Kızımızı koruyorum. Cansel'le konuştuk. O konu kapandı. Peki. O zaman ben sizi daha fazla tutmayayım. Siz bir an önce taburcu olup aşk yuvanıza gidin ha. Ha ama ben de elim boş gelmedim. Boşanma protokolü. Uzunluğuna bakma. Özeti tek bir cümle. Her şeyim benim. Yine mi kazandı Reşat? Yine mi? Bu kez değil. Bu kez o kazanmayacak. Terapiye gittiler. Doktor bey de akşama kadar gelmiyormuş. Çabuk ol hadi. Ya gerçekten o kızın evine hırsız gibi girecek misin şu anda? Bak yakalanacaksın hayat. Başını belaya sokacaksın. Ben yakalanmayacağım ki. Yakalayacağım. Buyur abi. Ne vardı? Savaş. He, Savaş. İçeride abi. Savaş. Senden Oscar'lık bir performans beklemiyorum. Doğal olacaksın, gerçek olacaksın, kendin olacaksın, olduğun gibi olacaksın. Onu ilk kez gördüğünde düşün. Gerçek baban şu kapıdan girdiğinde ne yaparsın? Babanı gördüğünde ne yaparsan ona da aynısını yapmanı istiyorum. Anladın? Savaş. Savaş. Savaş Ekim. Ta kendisi. Hayırdır? Bir yanlışımız mı var? Yok yok, estağfurullah. Aslına bakarsan benim bir yanlışım var. Seni daha önce bulup tanıyamadığım için benim. Sen hayırdır birader ya?
Doğduğunda Karalılar köyünde kömür ocağında terk edilmişsin. Seni orada bulmuşlar, hastaneye götürmüşler. Tedaviden sonra da yurda verilmişsin. Doğrudur, biliyoruz. Ezberimizde. Yani. Çok yakın zamana kadar bütün bu olanlardan ve senden haberim yoktu. Bak evlat, sana çok tuhaf gelecek biliyorum ama Sen benim oğlumsun. Yazık ya sana. Sen benim babam filan değilsin. Ne Reşat'cığım? Hastan beni görünce öldü mü yoksa? Şirkete gel. Sebep? İstediğini vereceğim sana. Vay. Protokolü imzalıyoruz demek ya. Biraz ani olmadı mı? Uzatmayalım. Hakkını alacaksın. Durum ikimiz için de çok garip, farkındayım. Birbirimize yabancıyız ve ben neler hissettiğini tahmin edebiliyorum. Kusura bakma. Yüzünde tanıdık bir şey var mı diye bakıyorum. Buldun mu? Buldum. Seni buldum. Bizim zamana ihtiyacımız var evlat, birbirimizi tanımak için. Eğer bana bir şans verirsen seni tanımak ve kabul edersen de seni evine götürmek isterim. İzinlisiniz, evinize gidebilirsiniz. Nasıl Reşat Bey? Herkes dışarı. Herkes dışarı. Gel halasına güzeli gel. Kaç para vereceksin?
Aradığımı bulayım ve istersen vereceğim. Yakalayacağım seni ruh hastası. Laptopu nerede bunun? Ha yok, laptopunu aldılar. Tedavisi bitene kadar telefon, internet, her şey yasak. Dayısından hallediyor o zaman. Yok, dayısı da o şeylerden kullanıyor. Hani yanında taşınanlar var ya. O zaman gizli gizli aldı, bir yere saklıyor. Yani. Bugün buradan kanıt bulmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Hadi bakalım. Misafir odasını hazırla anne. Sana torununu getiriyor. Yıldırım. Yıldırım, bunu konuşmamız gerekmez mi? Alo. Alo. Ne oldu anneanne? Anneanne iyi misin? Bembeyaz oldun. Eve dönüyoruz. Terapim? Terapim ne olacak? Sen yalnız gideceksin. Ne oluyor ya? Misafirimiz var. Ah be kızım, ah be yavrum. Ya arkanı toplayan var diye her şeyini böyle bırakıyorsun. Yazık vallahi Zehra Hanım'a. Oh, annesi hiçbir şey öğretmemiş diyecekler. Nerede gördün mü? Sen nereden buldun bunları? Nereden bulduysam buldum. Hayat nerede? Kızım niye gözünü kaçırıyorsun? Söylesene, hayat nerede? Ya teyze, o sen kafanı takma diye saklıyordu bunları. Yine bu mektupların peşine düştü. Onların evine gitti değil mi? Nasıl sakladıysa artık Allah'ın cezası. Bir dur Hayal ya. Kız bana bak. Bulamadım diye sözünden dönersen bozuşuruz bak. Yani parayı vereceğim dedin. Söz ağızdan bir kere çıkar değil mi halam? Kim bu? Kimse... Kevser Hanım. Sen hemen şu yandaki odaya gir. Hani akşama kadar gelmezlerdi ya. Ne bileyim kızım, gir şuraya gir. Kevser Hanım. Neredesiniz siz? Ben İdil'in odasını şey diyordum da siz... Şoför bekliyor, izinlisiniz. Derhal. Ama şimdi ben izin... Derhal. Tabii. Zinetti gözlerden uzak yaşa bakalım.
Şirketime hoş geldin Reşat'cığım. Geç otur lütfen. İmran Hanım. Buyurun. Ben şey için gelmiştim. Sanırım tanışmak için. Anlamadım. Yeğeninizle tanışmak için. Siz iyi misiniz Rezan Hanım? Yeğenimle tanışmak ne demek? Şaşırmış gibi yapmayın lütfen. Bildiğinizi biliyorum ve niçin burada olduğunuzu çok iyi biliyorum. Evet. Evine hoş geldin evlat. Hadi gel bakalım. Gir. Gelsene evlat. Sana torununu getirdim anne. Sahte bir çocuğun peşine takacaksın ve ben onun bir yabancı evlat demesine seyirci mi kalacağım? Hayır, yabancı kimse yok. Kimseye evladım demeyecek. O zaman kaybedecek. Biz de zaman kazanacağız. Daha fazla ileriye gitmeyeceğim bunu. Kimsin sen? Ha? Annem. Ne?
ha? Kimsin sen oğlum? Oğlum kimsin sen? İmran ne yapıyorsun? Nereden çıktın sen? İmran kendine gel. Ben biliyorum senin nereden çıktın. Umay buldu seni değil mi? Ha? Ben biliyorum senin kim olduğunu. Umay buldu seni. İmran yeter sakin ol. O buldu. Umay buldu bu çocuğu. Ben biliyorum şaşkınsın, şok içindesin. Yapma lütfen. Oyuna geliyorsun. Yakalandın. Söyleyeceğiniz bir şey yok sanırım. Umay kim? Siz. Bu kız mı? Ne işiniz var sizin burada? Bak sana nasıl açıklarım? Nasıl söylerim bilmiyorum. Hangi kelimelerle anlatacağım, nereden başlayacağım bilmiyorum ama... ...bir şekilde o bu çocuğu buldu. Umay değil Ümran. Ben buldum, ben. Ben buldum. Ne Umay ne bir başkası yardım etmedi. Günlerce izini sürdüm onun. Ben buldum, inan bana. Yıldırım. Ya Umay onu görmedi bile. Bak bulduğumu bilmiyor. Hatta tanışmak bile istemediğini söylemişti. O yüzden yakana yapışan teyzen diyemedim çocuğa. Yıldırım. Sakin ol. Lütfen sakin ol. Ve bana anlat. Nedir bu saçmalığın sebebi? Ne? Yalan. Yalan. Evimize girip bir odada hırsız gibi saklandınız. Burada olmamalıydım. Yani böyle bir şey yapmamalıydım. Özür dilerim. Misafiriniz var galiba. Ben bir anneme gidip... Konuştuklarımızdan neler dinlediniz? Ben buraya bir şey dinlemeye gelmedim. Yıldırım Bey'in anneme bağırdığını duydum sadece. O kadar. Özür dilerim tekrardan. Bu hırsız kız bana bir yerden tanıdık geldi ama. Evet, izinsiz girdim. Eğer benim yüzümden anneme kızıyorsanız... ...annemin haberi bile yoktu. Ümran lütfen kızını da al eve git ve sakinleş. Biraz toparlan, sakin ol lütfen. Hadi anneni eve götür. Özür dilerim. Özür dilerim anne. Gerçekten özür dilerim. Ben de tahmin etmemiştim. Senden kurtulmanın kadar kolay olacağını gerçekten ben de tahmin etmemiştim. Belki de ilk gün seni tanıdığım ilk gün senin ne kadar yalancı, ne kadar fırsatçı olduğunu anladım. Gün elime almalıydım bu silahı. Sen hayatında hiç eline silah aldın mı daha önce? Hayır. Kısmet bugüneymiş Umay. Bu senin başarın. Benim gibi bir adamın eline bir silah tutuşturmak. Senin başarın. Reşat Karay'dan bir katil yaratmak. Senin yapabileceğin bir şey. Sen katil değilsin Reşat. Olamaz. Umarım abime ve Hayal'e neden ulaşamadığımı açıklamak için aramışsındır beni. Alo? Umay? Gerçekten beni vurabileceğine inanıyor musun Reşat? Umay? Beni pusuya düşürdün. Elinde silah. Beni vuracaksın ha? Sırf boşanma protokolünü beğenmediğin için tuzak kurdun. Beni şirkete çağırdın, bütün çalışanlarını gönderdin. Beni şahitsiz öldüreceksin ha? Beni kendi şirketinde, kendi koltuğunda öldüreceksin ha? Bu benim şirketim değil.
senin şirketin. Seni kendi masamda, kendi koltuğunda vuracağım. Geliyorum ben, geliyorum. Çok yakınım. Çok yakınım. Benden çaldın. Ben de zorla aldığın şirketinde bulacağım seni. Şu haline bak Reşim. İnan bana, o silah benim elimde olsaydı... ...senin elinin yarısı kadar titremezdi. Titremezdi. Biliyorum, beni öldürürdün. Eminim. Kumay, gerçekten eminim. Tüh, sen de beni almaya geldin. O adamın ne halt yediğimi söyledin tabii ki. Uf. Özür dilerim anne. Özür dilerim. Benim yüzümden o adam sana bağırdı çağırdı değil mi? Özür dilerim. Senin yüzünden değil. Hiçbir şey senin yüzünden değil. Özür dilerim. Abi. Abi. Çağırmaya değmeyecek kadar zavallısın. Bayağı böyle ötüyor yani. Tamirhanede çalıştım demiştiniz. Okuyabildiniz mi dersem komik mi olurum acaba? Hayat okulunda okudum desem. Güler misiniz? Gülmezsiniz. Bu buraya olmamış sanki pek ya. Ha? Façası bozuk bunun. Amfora. İsmi de var yani. Çok eski, kıymetli bir parçadır. Hmm. Evet, belli, eski parça. Façası kaymış. Yaşlanmış bu. Yükü hafif ama pahası ağır yani. Değerli bir parça. Dikkat edin el... Aa! Aman! Tutmasaydım düşüyordu. Gerçekten. Allah korudu. Tamam, tamam, tamam. Ben bırakıyorum. Sizin yüreğinizi izlemeden bırakıyorum. Hadi sana odanı göstereyim. Misafir odasına. Çıktıktan sonra lütfen beni gör Yıldırım, konuşalım. Tam da hayallerindeki pamuk babaanne. Hazırlıksız yakalandı biraz. Yok yok, biliyorum. Tek davetsiz misafir ben değildim. O hırsız kıza biraz kapısı takıldı onun. Sen bu evin ne olursun evlat? Misafir değiliz. Al bakalım çantayı. Evet. Odam burası. Yani bu haliyle bir genç adam için uygun değil ama... İstediğin gibi dekore ederiz en kısa zamanda. Şimdi sen biraz dinlen. Bir şeye de ihtiyacın olursa sakın çekinme. Tamam mı? Kafama takıldı. Aşağıda yaşlı kadınla babaanneyle konuşurken. Kaynadı gitti arada. O kadınla kızı kimdi?
Zor bir soru oldu galiba. Birbirimize soracağımız çok soru olacak evlat. Ve ben aramızda konuşulmamış bir şey kalsın istemiyorum. Ama? Bir ama gelecek bu cümlenin sonunda. İlimde olmayan sebeplerle bazı soruların yanıtsız kalabilir. Bu da o sorulardan biri. Hadi dinlen biraz. Benim bir annem var mı? Yani tuhaf bir soru oldu. Teorik olarak olması lazım, değil mi? Yol boyu beni nasıl aradığını anlattın. Annem aramadı mı beni? Parmağında yüzük de yok. Boşandınız mı? Öldü mü? Yoksa annem de cevapsız bir soru mu? Bunun da cevabını bir gün alacaksın inan. Ama o gün bugün değil. Eyvallah. Sıkıntı yok. Zaten bir gün de baba oğlu olacak değiliz ya. Hadi dinlen bakalım birazcık. Yazıklar sana. Tabii sabit. Bu kız, o kız. Of, kızım kaç kez aradım seni ya. Yakalandın sandım. Yakalandım zaten. Ne? Ay, hayat ben sana kaç kere dedim ama gitme diye ya bak. Bak sakın bana kızma. Annen mektuplardan birini bulmuş. Hem söylemek zorunda kaldım. Olay çıktı yine değil mi? Ya anlatsana ne yaptın? Sen boş ver bizim ne yaptığımızı. Ben şu bir işe yaramayan halamı arayayım de. Telefon? Telefonum yok. Ay. Allah kahretsin, ben orada unuttum ya telefonu. Aferin. Patron işinin kızı. Hayal. Merhaba Hayat ben. Siz kimsiniz bilmiyorum ama o telefon benim. Sakin ol. Yemedik. Pardon siz kimsiniz? Bir dakika sen... Sen Saner'lerin evindeki çocuksun değil mi? Kim? Ta kendisi. Sen de... Dur. Hah. Şu hırsız kız. Evet. Benim o telefona ihtiyacım var yalnız. O telefonu almam lazım. Halam var orada çalışıyor. Kevser halam. Ona verebilir misin telefonu? Vallahi ben burada yaşlı kadından başka birini görmedim. Aa, sana uyarsa? Kendi ellerimle getiririm. Uyar. Adres alayım. Ha, yalnız tekerlek yok. Tabanmayız ona göre. Sen şimdi evden çık dümdüz yürü. Üst sokağa doğru gel. Ben oraya geliyorum tamam? Eyvallah. Kim bu çocuk ya? Böyle argo falan bir değişik konuşuyor. Bilmiyorum. Ama öğreneceğim.
Şimdi... Kadın yakasına yapıştı. Doğduğu gün kollarına aldığı yeğenini yıllar sonra gördüğünde... ...yaptığı şey yakasına yapışıp sen kimsin demek oldu. Bunu bir tuhaf görmüyor musun Yıldırım? Anne, torunum burada yukarıda, evinde. Sen onunla mı konuşmak istiyorsun? Evet, evet. Ben bunları konuşmak istiyorum. Çünkü sen bunu yok sayıyorsun, ben yok sayamıyorum. O kadının reaksiyonu normal bir şoktan çok daha fazlaydı. Israrla sana Umay mı buldu bu çocuğu dedi. Bunu da mı sorgulamayacaksın? Anne inan bana. İnan bana ben o iki kadını sorguluya sorguluya buldum oğlumu. İnan bana. Bir doğum tarihi ve bir köy ismi örtüşüyor sadece. Ve sen gittin sokaktan bir sokak serserisini alıp eve getirdin. Anne lütfen. Lütfen ona serseri deme artık. Lütfen. Sizin konuşacaklarınız var galiba. Ben zaten dışarı çıkıyorum. Savaş, bekle. Yıldırım. Bundan sonra evine anahtarınla girersin. Şimdi dilediğin gibi konuşabiliriz anne. Oturalım istersen. Alayım telefonu. Peki. Odamdan bir şey çalmadığını nereden bileceğim? Gülmedim. Ama misafir odasını sahiplenmek. Bak bu çok iyi. Kendimden biliyorum. Hep zengin değildim diyorsun yani. İşte buna güldüm. Zengin kızı. Ben. Bir daha söyle. Önce sen söyle. Acaba komşunun evinde gizli gizli ne arıyordun? Bak her kimsen... ...bu seni hiç ilgilendirmeyen bir konu. Tamam mı? Şimdi lafın arasında sordum say. Kimsin sen? Seni ilgilendirmeyen biri. Ama ben senin kim olduğunu biliyorum. Sen şu magazine çıkan kızsın, değil mi? Hani babasının kömürle kilitlediği... ...sosyetik teyzenin talihsiz yeğeni. Yani buradan baktığımda böyle hiç de magazin takip eden birine benzemiyorsun ama sıkı takipçi misin herhalde? Kimsin sen? Ah zavallı Leyprizciğim. Demek abiciğini hastaneye kaldırdın ha. Bak beni de ağlatacaksın şimdi. Bir dahaki sefere sinir krizi geçirirken elimde silah olmazsa sevinirim. Hala kendinde değil. Psikiyatri bölümüne yatırdılar. Ona deli önlüğünü giydi ellerimle giydirebilirdim. Kızımı anlatmadığım için dua edip köşene çekilim. Abin için tek başına ağla. Çünkü ben ağlamayacağım. Evet. Sen ne o kadar meraklısın ya? Hani neden kim olduğunu söylemek bu kadar zor? Hayat. Teyze. Ne yapıyorsun sen burada? Kim? Günün sorusu. Ben de bunu merak ediyorum. Sokak serserileriyle mi konuşuyorsun sen? Annen görmesin. Annem çoktan gördü bile. Tanıştırayım. Rezan Hanım'ın misafiri, kendisi. Aa ben o zaman gideyim. Ama buradayım. Buralardayım. Yani sen sormadan nasıl tanıştığımızı ben söyleyeyim. Çünkü sen çok kızacaksın. Ben çok... Eve git Hayat. Eve git. Sen?
Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sana eve girmek yok dedim. Tanışacaktın, oyalayacaktın, ortadan toz olacaktın. O da seni aramaya devam edecekti. Yine gideceğim. Ha, gitmeden misafircilik oynayayım dedin, öyle mi? Sana eve girmek yok dedim. Aileme değmek yok dedim. Ailem bana değdi. O kızın annesi yakama yapıştı. Herkesin içinde de Umay seni buldu dedi. Er ya da geç o mektupların neden gönderildiği ortaya çıkar. Eninde sonunda o mektuplar nereye bağlanacak belli. Kimse bu para isteyecek. Ben de her zaman olduğu gibi elimi cebime atıp para verip halledeceğim. Ne oldu? Benim paramla kurtulmak hoşuna gitmedi mi? Ay İmran, o ruh hastası öldü. Ama hiçbir şey değişmedi. Hala tehdit altındayız. Ve sen hala bana muhtaçsın. Hiçbir şey değişmedi. Umay, seni... Teyze mi bekliyordun? Yok. Ne böyle? Niye öyle bir tepki verdin? Yine bir şey mi oldu? Ne olacak canım? Niye böyle sesim fazla mı çıktı? Yani ben işte o çocukla konuşuyordum. Var ya o çocuk işte. Yani teyzem geldi, o çocukla konuşurken gördü. Sonra da bastı gitti. Bir dakika ya, sen o çocukla mı buluştun? Al işte ya. Teyzem iki. Hani teyzem de aynı tepkiyi verdi. Sokak serserisi falan dedi çocuğa. Hayır yani koskoca Asilzade Rezan Saner'in misafirine böyle sokak serserisi demek de bir garip gerçekten. Bir dakika, teyzen nerede şimdi ya? Çocukla mı konuşuyor? Ne bileyim, yüzüne bile bakmadı çocuğun. Sen nereye gidiyorsun? Eczaneye. Başım ağrıyor da ilaç alacağım. İlaç dolabına bak. Yok, benim ilacımdan yok. Anne! Anne! Anne, aptal mıyım ben? Ne oluyor? Nereye gidiyorsun ya? Ya sen bir kabahatinle otur. Bana karışma. Ha, sırf başından atmak için beni azarlıyorsun şu an, farkında mısın? Ya adam sana bağırdığında beni görmemişti. Sen beni almaya geldiğimi söyledin. Adam da utanmadan seni azarlamaya başladı sandım. Yanlış mı düşünüyorum anne? Ne diyorsun sen Allah aşkına? Sen söyle. Adam kendine gel diye bağırıyordu sana. Ben de üstümü aldım, özür diledim. Seninle alakalı bir şey değil kızım dedim. Başka da hiçbir şey söylemedin bana ya. Sonra odana çıktın, o gizemli çocukla alakalı bir şeyler taktın kafana. Ya şimdi de teyzem bizi gördü dediğim zaman koşa koşa güya eczaneye gidiyorsun anne. Hani ne diyeyim, ne düşüneyim ben? Sen ne düşünüyorsan içinden düşün. Saçma sapan şeyler kurup durma. Ne kuruyorsam senin yüzünden kuruyorum anne ben. Yine o adamla ilgili bir şey oluyor ve sen hiçbir şey anlatmıyorsun bana ya. Hayat! Anne! Hayat! Ne oldu? Ne oldu? Hayat! Babam sinir krizi geçirmiş. Halam almış, hastaneye götürmüş. Tamam, sakinleş. Harika. Her şeyi olduğu gibi anlatmış. Kafana göre iş yapıyorsun. Sonuçlarını görüyor musun? Sen şimdi bana bunu nasıl izah edeceksin? Sakin ol patron. Adam kadını konuşturmadı bile. Oğlum diyor, başka bir şey demiyor. Konu kilit yani. Sen şimdi hemen o eve geri dönüyorsun. Ve ne dediysem onu yapıyorsun. Peki. Eyvallah. Daha. Paramı ne zaman alacaksın? İşini yapman gerektiği gibi yaptığın zaman paranı alacaksın. Tek bir hata. Tek bir hata daha yaparsan... Eyvallah. Zor kadın.
bırakayım sen, dur. Bekle beni. Duyguların aklını mantığını tamamen esir almış durumda. Sen ne yaptığını hiç farkında değilsin. Ya sen bir doktorsun. Sen bir akıl ve bilim insanısın. Sokaktan bir kedi yavrusu alır gibi aldın getirdin onu buraya. O bir 5 yaşında çocuk değil, kocaman bir adam. Bu iş böyle olmaz. Bu şekilde yapılmaz. Hayır, bunun yolu bu değil. Babalık testi yaptıracaksın. Çalışsana, senin elin iş tutar. Ne yapıyorsun böyle? Ben ne dediğinizi anlamıyorum. Taşı sıksan suyunu çıkarırsın. Sen böyle mi para kazanıyorsun? Bakın sizi tanımıyorum. Bahsettiğiniz kadını da tanımıyorum. Ki az önce zaten kızımız tanıştırdı bizi. Sen tam bir sahtekarsın. Bak gözümün içine baka baka yalan konuşuyorsun. Sıkıntınızı da bilmiyorum ama ben eve gitsem iyi olacak. Orası senin evin değil. Söyle ona, oyununuzu bozacağım. Üzgünüm Yıldırım. Seni bütün kalbimle anlamaya çalışıyorum. Ama buna evet diyemem. Ve küçük bir çocuk değil bu. Bir yabancı adam. Evet anne, yabancı. Yabancı biliyorum. Çünkü neden? Çünkü daha doğmadan babaannesi tarafından yok edilmek istendi. İşte bu yüzden yabancı. Hayır. Duygusal baskıyı kabul etmiyorum. Hayır. Sen bu evde yalnız yaşamıyorsun. İdil'le bana sorumlulukların var. Babalık testini yaptırıp neticelerden emin oluncaya kadar benim tavrım değişmeyecek. Bir de üstelik anahtarı verdin ona. Kimdir? Kimle yaşamıştır? Ne şartlar içinde yaşamıştır? Onlardan nasıl etkilenmiştir? Huyu nedir, suyu nedir, alışkanlıkları nedir? Hiçbir şey bilmiyoruz, biliyor musun? Umrunda bile değil değil mi anne? Umrunda bile değil. Çünkü onu beğenmiyorsun. Çünkü karşında iyi eğitimli, temiz, pak, beyaz bir torun bulamadın. Bütün mesele bu değil mi? O çocuk başka bir hayata doğdu. Ve aslında sen o hayatı da beğenmiyorsun değil mi anne? Tek sorun bu. Savaş. Gelsene evlat. Sıkıntı yok. Bir dakika. Savaş. Evlat bekle. Savaş. Konuşalım evlat. Oğlum demeyi seviyorsun. Farkındayım, biliyorum. Yaşlı kadın haklı. Tamam, ev güzel. Ortam güzel. Burada hayat güzel. Eyvallah. Ama beni kasar zaten. Zamana ihtiyacımız var, farkındasın değil mi? Yolda deneyelim dedim. Denedik, olmadı. Alınmaca gücenmece yok. Küslük yok. Bu zamana kadar nasıl geldiysek... bundan sonra da öyle. Sıkıntı yok. Savaş. Dinle beni bak. Evlat. Hürmetler. Savaş. Evlat. Savaş. Bu tip kim ya? Kimse. Dayımın ne işi var kimsenin peşinde anneanne? Kimse dedim Edil. Ben bu yaşa kadar babasız geldim. Bu yaştan sonra da babaya ihtiyacım yok. Sen git kendine köpek yavrusu falan al ya. İlle de insan evladı olsun diyorsan
yetimhaneye git. Evlat edin. Bebek olsun ama. Ama benim gibi leş biri olmasın. Serseri de olmasın. Hata yapma patron işe. İhtiyacı da zaten ekmeğime yağ sürdü. Oynamama bile gerek kalmadı. Bastın kayboluyorum. Toz ol. Eyvallah. Sen bana paradan haber ver. Geliyor, geliyor. Üç kuruş falan değil. Büyük para aldım diyorum sana. Lan yalan falan yok. Vallahi billahi yok, deli etme beni. Bir dinle. Rüyanda göremeyeceğin kadar param var diyorum. Bir çanta dolusu diyorum. Dinlemiyor musun? Bak ver şu adresi, beni deli etme diyorum sana. Ver şu adresi, ben geliyorum. Haber lan. Lan. Bu işler böyle birader. Gel lan. Gel lan. Hayal. Yavrum bak bekle bizi. Biz de gelelim bari. Lütfen, çok bile bekledim teyze. Dayanamıyorum ben. Bak halan ben zaten oradayım dedi. Ziyaretçi kabul etmiyorlar dedi. Yok yok yok, benim görmem lazım yani babamı. İçim rahat etmiyor, lütfen. Hayalcim bak birazcık sakine şöyle git, olmaz mı? Ha? Ha, bak teyzem de geldi. Ne oluyor? Babamdan haberin bile yok değil mi anne? Ne olmuş babana? Babam hastanede. Ya sinir krizi mi geçirmiş, bir şey olmuş. Psikiyatri servisine yatırmışlar. Ağlam hastanede şimdi onun yanında. Yazık. Yazık mı? Bu kadar mı anne? Hayat. Sen de Hayal'le git. Yalnız kalmasını istemiyorum. Tamam, ben çantamı alıp geliyorum. Hayal yalnız kalmasın diye değil, siz ikiniz yalnız kalın diye gönderiyor beni. Ne saçmalıyorsun sen Allah aşkına? Görmüyor musun kızın halini? Ya Hayal sabahtan beri o halde anne. Yeme şimdi beni. Nasıl bakıştığınızı ben gördüm ya. Siz ikiniz de bir şey çeviriyorsunuz değil mi? Saçma saçma konuşma. Git al çantanı, bekletme kızı hadi. Artık bil diye söylüyorum anne. Kör, sağır ve aptal olmadığını bil diye söylüyorum. Savaş. Savaş. Savaş, buradasın biliyorum oğlum. Savaş! Savaş!
Savaşçım. Zehra Hanım, siz istemilata geçebilirsiniz. Ne oldu? Kiralık adamın yakalandığınızı haber verdi tabii. Açıklayabilirim desem dinleyecek misin? Söz veriyorum Ümran. Sadece bir oğlu olduğunu söyledim Ümran. Daha fazlası yok Ümran. Uzatmayacağım Ümran. Sadece zaman kazanmak için Ümran. Sen zaman değil, boşanırken para kazanıyorsun. Senin tek derdin para. Yıldırım ne olacak ya? Yıldırım ne olacak? O yabancı birini oğul diye bağrına basarken... ya onun bunu yaşamasına, bu şekilde yaşamasına izin mi vereceğiz? Kızını bağrına basma şansı var mı? Benim yerimde olsan sen ne yapardın? İşler bu raddeye geldikten sonra... sen ne yapardın? Bilmiyorum. Ben gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Bilseydim bugüne kadar yapardım. Yani o kadar çaresizim ki. Ama şu anda ne yapmayacağımı çok iyi biliyorum. Yıldırım'ı kandırmana daha fazla müsaade etmeyeceğim. İzin vermeyeceksin. İzin vermeyeceksin. Güzel, izin verme. İzin verme Ümran. Her şeyi mahvet, izin verme. Ben mi mahvediyorum ya? Ben mi mahvediyorum? Her şeyi sen mahvettin ya. Oyun üzerine oyun kurdun. Bizi bu hale sen getirdin. Bak sana o gün de söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Yıldırım'ı daha fazla kandırmana müsaade etmeyeceğim. Sen artık bu raddeye geldikten sonra... Tamam. Tamam kapı cebine Zehra Hanım geliyor. Bu oyununu bozacaksın. Affedersiniz. Ümran Hanım, bu paket size gelmiş. Kapının önündeydi. Tamam, siz gidebilirsiniz. Teşekkürler. Mektup bitti. Paketler mi başladı? Tabii ki. Aa, bu hayat. Yani İstanbul'da başka hastane yok çünkü. Babam yakın diye buraya getirmiş işte ya. Neyse sen bana bakma, boş ver. Abi. Abi bak, Hayal birazdan buraya gelecek. Kızın seni görmeye gelecek. Abi. Beni duyuyorsun değil mi? Baba. Niçin? Baba. Niye böyle? Niye beni duymuyormuş gibi davranıyor Allah?
Korkma. Doktorlar çok ağır ilaçlar verdi. Ondan. Babacığım. Baba. Seni korkutmamak için saklamaya karar verdi ama mektuplar her gün aralıksız gelmeye devam etti. Nasıl? Ama en azından artık para istediğine göre yakında kim olduğunu öğreniriz. Ben nasıl ödeyebilirim bu kadar parayı, nasıl? Espri yapıyorsun değil mi? Yani dünyanın en saçma esprisi diyebiliriz buna. Sanki cebinden çıkarıp 1 milyon verecekmişsin gibi. İkimiz de o parayı benim ödeyeceğimi biliyoruz değil mi? Ben ne yapacağım? Ben sana ne yapacağını söyleyeyim mi? Oturup arkana yaslanacaksın. Benim kızının, hayalin, senin hayatının geri kalanını yakmamak için hiçbir şey yapmayacaksın. Bu bir gemi Ümran. Ve dümen benim elimde. Bir gemide iki kaptan olmaz. Sen istesen de istemesen de benim aklıma ihtiyacımız var. Hayatı nasıl idare edeceksin? Hı? Deminki gibi titreyerek ve kekeleyerek mi? Zeyle doldurmamı isterdim Allah'ın cezası. Ha? Anneni ihanet ettik. Sen o ihanetin bebeğisin. Bunu mu söylememi isterdin? Daha çok hoşuna mı giderdi bunu söylemem? Sen benim yalanlarıma mecbursun. Birlikteydik. Hem bizi orada gördü, sonra buraya kadar nasıl geldi bahçe kapısına gel. Ya bu nasıl olabilir, nasıl? Bizi değil, seni gördü. Katil olan sensin değil mi? Onu sen öldürdün. Ama ben senin yanındayım. Senin için senin yanındayım. Tamam. Ya da yanalım diyorsan Yıldırım'a kızını kavuşturacaksın. Sonra zaten gerisi çorap söküğü gibi. Ben Reşat'tan 5 kuruş almadan boşanacağım. Seni kurtarmak için gerekli 1 milyonu ödeyemeyeceğiz. Hayata yalanlarımızı açıklama fırsatı bile bulamadan ikimiz de hapiste. Belki aynı koğuşta yatarız ha. Kızlara ne olacak? Reşat'a ve o zavallı metrese mi emanet olacak? Ha, ama pardon, Hayat babasına kavuşmuştu değil mi? Onlar zaten hemen bir anda aile olurlar. Bir tarafta Rezan, sevgili babaannesi, diğer tarafta o ruh hastası İdil. Mutlu, kocaman bir aile olurlar değil mi? İnanıyorsan, eğer yaşadıklarımıza, gördüklerine değil, mutlu aile masalına inanıyorsan, sök çorabı gitsin. Dua et, günahını alıyor olayım. Dua et. O çorap sökülmesin. Yok, daha çıkmadık. Ben birazcık daha yalnız kalsınlar istedim. Sesin çok iyi gelmiyor Reşat Bey, iyi mi? Yani daha iyi olacak tabii ki ama... Yani yine de... Hayal peki, o nasıl? Ben seni bir sonra arayayım mı Onur? MR'ın temiz çıkması iyi haber. Biz yine de ultrasona baktıralım. Neredeyse check-up yapıyoruz hocam. Güzel. Gel.
bütün acil servisi ayağa kaldırdı Yıldırım hocam. Ben önce hiç böyle görmedim. Elleri titriyordu. Hasta yakını herhalde. Çeşit hobi herhalde sendeki. Ev, hastane. O da gördüm mahvetmem. Gizlice girerim diyorsun yani. Kaza falan mı oldu? Yani. Hasar var biraz ama. Façama dokunmadılar. Nasıl yani, dayak mı yedin? Sopa. Sopa yedim. Neyse ben başka biri için gelmiştim aslında. Böyle çok saçma sapan oldu. Kusura bakma, çok geçmiş olsun. Bir şey unuttum. Ne? Kim olduğumu sormadın. Batın bölgesi için ultrason çekeceğiz. Nasılsın bakalım genç adam? Hocam, hastamızın üzerinden kimlik çıkmadı. Duydun mu? Üzerinden kimlik çıkmamış. Savaş hekim. Yakınız mı hocam? Yakınım. Hem de çok yakınım. Oğlum. Babasıyım. Ya ne oldu? Nasıl bir hale geldi? Yani ne yaşadık ya lan? Hayal. Yani bak, zor bir dönemden geçiyor Hayal'cim. Yani neler olduğunu sen anlattın. Ben senden öğrendim. Yani demek sinirleri dayanamadı. Patladı sonunda. Ya ben hala ona çok kırgınım. Çok kırgınım. Yani hala o görüntüyü gözümün önünden atamıyorum ama ya... Ben bu hale gelmesini hiç istemedim. Hadi canım, bak. Bunları daha sonra konuşacağız, tamam mı? Sen şimdi burada durup kendini daha fazla üzme. Ben akşam onunla kalacağım. Bak, hayat da seni bekliyor. Hı? Şimdi eve git. Güzelce dinlen. Yarın baban daha iyi olacak.